nedir? Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri için, Türk savunması için bu şirketlerin değeri nedir? Bunu soracağız ama seni de bir görüşünü alabilir miyiz? Şöyle, görüşüm şu, görüşüm yok. Neden görüşüm yok biliyor musun? Bir ironi yaparak söylüyorum. Şimdi, ortadaki tablo şu. Cumhurbaşkanı kalktı gitti, değil mi? Katar'a. Hatta öğrendik ki Reuters'ın haberinden, bir kulis haberi, Suudi Arabistan heyetiyle de görüşmek istiyor. Suudi Arabistanlı yetkililerle de görüşmek istiyor. Kendisi açıkladı, Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne de ziyarete gidecek filan. Şimdi Cumhurbaşkanı niye birden böyle körfezi kucaklamaya çalışıyor? Çok basit bir nedeni var. Türkiye bir ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın kararıyla alınmış eylemlerin sonucunda olan bir ekonomik krizden geçiyor. Ve bu ekonomik krizin sonunda ne yapıyor? Kendi varlığını bu ülkelerin sermayesiyle buluşturmaya çalışıyor. Doğrusu şu, yıllar önce ben kendi ülkemi pazarlamakla mükellefim diyen Recep Tayyip Erdoğan, gelin diyor bu ülkenin sermayesine, bizim ülkemizde artık sizin için son derece ucuzlamış bazı şirketler var, bazı varlıklar var, bunları alın diyor. Doğru mu? Ve bu tuhaf bir şekilde, bakın bugün Türkiye'nin amiral gemisi diye anılan gazetenin olayı veriş şekli, bakın ne alakası var bizim Katar'a gidişimizin, hiç de ekonomiyle bir ilgisi yok filan deniyor. Ama bütün konuşmalar, bütün açıklamalar, gelin biz de fabrikalarımızı satın alın, gelin sermayenizi buraya taşıyın şeklinde. Şimdi bu bir. İkincisi, yani çok haklı olarak Emin diyor ki ya bu Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın bir iştiraki değil mi? Mesela Aselsan. Şimdi umarım, bir daha söylüyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi bu varlıkları umarım elden çıkarmaz hükümeti. Umarım böyle bir şey olmaz. Ben de çok mutlu olurum. Hepimiz, bütün Türk halkı bundan mutlu olur. Ama şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın, sonuçta bir vakıftan söz ediyoruz Emin, başında kim var? Yani mütevelli heyeti başkanı kim? Hiç bakıyor musun? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanı'nın yanında kim var başka? Söyleyeyim mi vakıfta? Lütfen. Fuat Oktay. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Diğer üçüncü kişi kim mütevelli heyette? Milli Savunma Bakanı doğal olarak Hulusi Akar. Başka? Savunma Sanayi Başkanı. Mesela yönetim kurulunda kim var biliyor musun? Yönetim kurulunda bakıyorsun Cenap Aşçı var. Hatırladın mı Cenap Aşçı? Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kurumu'nun başına kayyum olarak atanan eski Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilini hop Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlenme Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliğine atanmış. Şunu söylemek istiyorum. Hani çok haklı olarak diyoruz ya, bu bir Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlenme Vakfı iştirakı. Bu iştirakın olan bir şirket, bu da aslında fiilen Türk Silahlı Kuvvetleri de iştirakı da, farkındaysam Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan'ın yönetimi tarafından fiiliyatta yönetilir halde. Doğru mu? Yani ben Cumhurbaşkanı'nın kendisi, yardımcısı, hatta atadığı kayyum olan eski milletvekili burada. Şimdi ikincisi, ben bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Tarih vereceğim. 12-13 Aralık 2018. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Savunma Sanayi Başkanlığı'nın tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Zirvesi. Sarayda yapılıyor. Hani biz hep tartıştık ya, bu tank palet fabrikası nasıl gitti, BMWC'ye gitti, nasıl Katarlar ortak oldu falan filan diye. Bunu hep konuştuk ki, günlerce tank palet fabrikası tartışıldı. Bir de o zaman da hep böyle konuşuldu. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, dedi ki özelleştiler. Cumhurbaşkanı dedi ki yalan söylüyor, özelleştirmedik. Ne oldu peki? Kullanım hakkını devrettik. Hatırlıyorsun değil mi? Şimdi mesela o zirvede BMC'yi o dönem alan Ethem Sancak bu işin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Emin, okuyabilir miyim? Ethem Sancak'ın kendi ağzından. Cumhurbaşkanlığı sarayında BMC'yi alıp, onun üzerinden değil mi, tank palet fabrikasını alıp özelleştirme. Tank palet, Katarlar üçgeni nasıl kurulmuş, şimdi size okuyorum Ethem Sancak'ın ağzından.
Liderimiz bana dedi ki, liderimiz kim? Tahmin edebilirsin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlenme Vakfı da başkanında olan, ülkenin de başında olan, her şeyin başında olan Recep Tayyip Erdoğan. Sen o otomotiv şirketinin altından kalkabilir misin? Kastettiği BMC. Vallahi ne emrederseniz onu yaparım. Ama buna gücüm yetmeyebilir. Elimdeki varidatım bu. Savunma sanayine girmek o gün için bir macera. Ben de eski bir sosyalist, yeni bir Müslüman olarak kardeşlerim arasında adil bölüşmüştüm serveti. 16'da bir parçası kalmıştı. Yani servetimizi bölmüştük diyor. 16'da bir bana kalmıştı. O fabrikaya yetmiyordu. Dedim bu para var. Bununla alınabiliyorsa ihaleye gireyim. Ama diyelim ki aldım. Bunu emrettiğiniz gibi güçlü bir sanayi şirketi haline getirebilmem için güçlü bir fonla olması lazım arkamda. Ne yaparız dedi. Cumhurbaşkanı ne yaparız diyor. E tamam sadece param yok diyor. Bak Emin param yok diyor adam. Cumhurbaşkanı diyor ki ne yaparız? Sizin büyük ferasetinizle Arapların onurlu bir bölümünü kendine getirttiniz. Katar'la neredeyse tek millet iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Hiç parayla ilgimiz yok ya Katar meselesinde. Emir de sizi kırmaz. Katar devletini ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Sağ olsun Sayın Emir'i aradı. O da kırmadı. BMC'nin %50-1'ini Katar ordusuna sattım. Tek başına yapmak istemiyordum. Benim gibi deli bir Laz ortak da önerdi bana Sayın Cumhurbaşkanım. Onu da yanıma aldım. Talip Öztürk eşit bölüştük. Ülkenin BMC, Katar ortaklığı, tank palet fabrikası hikayesinin özeti bu. Cumhurbaşkanı ne yapalım senin için demiş. Gidin bana bunu param yok demiş. Parası olmayan bir kişiye koca BMC, tank palet bilmem ne. Bunlar bu şekilde verilmiş. O yüzden soruyorsun fikrin nedir? Fikrim yok. Cumhurbaşkanı isterse verir, canı istemezse vermez. Emekli Tuğ General Haldun Solmaz Türk bizimle birlikte. Haldun Bey'e bir merhaba diyelim. Haldun Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle satıştan ayrı bir şey olarak size uzmanlığınıza başvurarak şunu sormak istiyoruz. Bu kurumların satışı neden bu kadar heyecan yaratıyor? Herhangi bir kurum değil. Herhangi bir kurumun satışında böyle bir yaşanacak bir heyecan değil. Bu neden? Bu kurumlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin savunma sanayisi için ne ifade ediyorlar? Bize bunu bir anlatır mısınız? Estağfurullah. Efendim bendeniz tabii askerlik dediğiniz veya savunma dediğiniz şey tabii çok geniş bir sektör. Yani ucu bucağı yok. Savunma sanayi bunun bir parçası. Yani bu kurumların parçası olduğu savunma sanayi parçası. Efendim bendeniz tabii muharip bir asker olarak bunun tabii harekat bölümünü biliyorum. Yani deneyimim o alanda. Dolayısıyla bu sanayinin ürettiği silah, araç, gereç, teçhizatı kullanan veya kullanmasını planlayan taraftayım ben. O gözle anlatacağım. Lütfen. Şimdi tabii bu hayati önemli. Şunun için hayati önemli. Tabii yani nasıl söyleyeyim? Tabii ki programınızın akışı içinde ayırdığınız zamanın farkındayım. Bunu böyle bir briefingle doldurmak istemem ama. Seyircilerimiz de onu anlayamaz zaten. Sizin seviyenizde evet, bilgim bizde evet, olsaydı herhalde evet, ya da seyircilerimiz ama, olsaydı bizim işimiz. Ama lütfen anlayabileceğimiz şekilde anlatın. Buyurun. Evet ama tabii bir şeyin anlaşılması lazım. Biz tabii şu anda bu konuyu tartışıyoruz. Mesela dün bir başka şeyi tartışmıştık. Yarın bir başka şeyi tartışacağız. İşte bunların hepsini birbirine bağlayan bir şey var. O da şu. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi. Bu belge esas olarak bir ülkeye dönük, yani örneğin bize dönük, tehditleri ele alır ve bu tehditlere karşı güvenliğimizi artırıcı siyaseti belirler. Tabii bu tehdit dediğiniz şeyler, yani neye dönük yani tehditler? Ulusal çıkarlarımıza temel 3 ulusal çıkar vardır. Beka, refah ve saygınlık. Prestij. Dolayısıyla ülkenin elindeki kaynaklar, buna ordu da bir kaynaktır, yeraltı kaynaklarınız kaynaktır,
ne bileyim insanınız kaynaktır, eğitimli değildir, teknoloji bir kaynaktır. Savunma sanayi de bir kaynaktır aslında. Şimdi uzun lafın kısası, ülkenin ulusal çıkarlarını yani bekasını, refahını, saygınlığını ileri götürmek ve buna dönük tehditleri bertaraf etmek için elinizdeki kaynakları en rasyonel şekilde kullanmanız gerekir. Bunun için de devlet teşkilatı vardır ve devlet teşkilatı içinde devletlerde bu konuda görevli kurumlar vardır. Ve bu kurumların bu işi nasıl yapacağı, yani bu kaynakları tespit edilmiş tehditlere karşı koymak üzere en rasyonel, en ekonomik, en etkin, en efektif nasıl kullanacağı bu siyaset belgesinin içinde ana hatlarıyla belirlenir, bir strateji belirlenir, planlar yapılır. Sonra bu yani bunlar tartışılmaya başlanır. Şimdi tek tek tartıştığımız zaman tabii o zaman kayboluyoruz. Yani uzayda kaybolmuş gibi düşünün. Şimdi bu silah sistemleri mesela bakın şu anda siz mesela işte uçaklardan atılan işte bombalar, roketler, ne bileyim deniz araçlarını gösteriyorsunuz. Şimdi bakın bunların bu atış noktasına yani silah platformlarına deniz olur, kara olur, hava olur yerleştirip atış edecek noktaya gelmesi en son aşamadır. Başlangıcı nedir biliyor musunuz? Başlangıcı şudur. Asker yani Türk Silahlı Kuvvetleri veya Milli Savunma Bakanlığı şimdi Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde belirlenmiş siyaset çerçevesinde bir savunma siyaseti belirler ve bu savunma siyaseti içinde nasıl savaşacağına karar verir. Yani nasıl savaşacak? Nasıl savaşılacak? Savaş nasıl kazanılacak? Bu daha ortada hiçbir şey yokken. Ondan sonra nasıl savaşacağınıza karar verdikten sonra bu silah sistemleri ne tür platformlara ihtiyacınız var? Bunları ortaya koyarsınız. Ondan sonra bu platformların üretimine veya elinizde zaten bu platformlar varsa daha ileride bunların modernize edilmesine çalışırsınız. Şimdi bunların bunlar yapılıyor mu yapılmıyor mu diye yani araştırıyorsa şu an bunu tartışıyoruz. Dönüp Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne bakmak lazım. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi en son 2019 yılında güncellendi. Yani 2 yıl önce. Peki bugün bütün bu tartışmalarda yani bugün gündemimizde sokaklarda Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin bir yeri rolü var mı? Cumhurbaşkanlığının çeşitli kararnameleri var. Bunlardan bir numaralı olanın 503. maddesine bakarsanız siz bu soruyu bana sorabilirsiniz diye ben not aldım. Diyor ki 503. madde bakanlar görevlerini mevzuatta Cumhurbaşkanı genel siyasetine Cumhurbaşkanı karar ve talimatlarına göre yürütmekle görevli ve Cumhurbaşkanı karşı sorumludur. Şunu demek istiyorum. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin adı bile yok. Adı bile yok. Ne var onun yerine? Cumhurbaşkanı genel siyaseti ve Cumhurbaşkanı karar ve talimatları. Dolayısıyla sizin sorunun cevabı şu olabilir. Bu şirketlerin veya işte bu kurumların şuna veya buna satılması veya satılmamasına Cumhurbaşkanı genel siyaseti ve onun talimatlarına göre karar veriliyor. Temel sorunumuz bu. Asıl sorunumuz. O zaman burada bir dakikanızı buyurun. Rica edeyim. Çünkü şimdi girip bunu açacaksınız ve ben orada sizi kesmek zorunda kalacağım. Bir reklama gitmem gerekiyor. Saat başı geliyor. Saat başından itibaren bize bunun ne anlama geldiğini anlamlandırın. Bu ne demek bu şirketler açısından?